Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'i ağırladı. Borrell, Çavuşoğlu görüşmesi sonrası Akar'la bir araya geldi. Baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Borrell, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ön yargılardan uzak şekilde ve objektif olarak yaklaşmasının her iki tarafa da büyük yarar sağlayacağını da burada belirtmek istiyorum. Fransa'nın taciz yalanlarının ortaya çıkarıldığını söyleyen Bakan Akar, Macron yönetiminin özür dilemesi gerektiğini belirtti. Ve dolayısıyla Fransa iddialarının gerçekleri yansıtmadığını bir kez daha burada göz önüne sermiş bulunuyoruz. Ve bu zaten bizim daha önceden NATO'nun askeri ve sivil otoritelerine verdiğimiz, gönderdiğimiz bilgilerdi. Dolayısıyla bu bilgilerin bir şekilde tabii ki Fransızlar tarafına ulaşacağını ve Fransız müttefiklerimiz tarafından da bu bilgilerin değerlendirilmesiyle gerçeklerin tam olarak anlaşılacağını ve onun sonunda da bizim bir özür beklediğimizi de Fransız dostlarımızın bilmesini istiyorum. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ise Türkiye ile diyaloğun artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye ile AB arasında yanlış anlaşılmaları önlemek ya da ilişkilerimizin kötüye gidişini engellemek için görüşülmesi gereken birçok konu var. Aramızdaki bazı konularda anlaşmazlıklar var ama bunu çözmenin yolu diyalogtur. Akar'ın hatırlatması üzerine Fransa'nın taciz yalanına ilişkin NATO'nun devrede olduğunu belirtti. NATO üyeleri arasında bir sorun yaşandı ve NATO tarafından araştırılıyor. Bu konuda Akar da bana teferruatlı bilgiler verdi. Bu bilgiler NATO ile de paylaşılıyor. On trying to stop the fighting.